Tabii ki buraya gelirken ben Amerikalı biriyle tanışabilirim, hatta evlenebilirim, orada kalabilirim falan diye düşünmedim. Benim hayalim önüme çizdiğim yol Amerika'ya gideceğim, doktora yapacağım, doktordan sonra döneceğim. Bir de ekonomik aslında konjonktür de önemli. Ben 2009 yılında başladım doktoraya. ve o ara Türkiye'de böyle demokratik açılımların, ekonomik açılımların falan olduğu bir dönem. Yani böyle gelecek kon... vaat ediyor, çok buraya dönüp... gelecek. Yani o kadar çok Türkiye'ye evet. geri dönen insan vardı ki dediğim gibi benim koçtaki hocalarımın hepsi doktoralarını Amerika'da yaptı. <laughs> Susamlı Bagel Podcast'te hoş geldiniz. Bu podcast'te Türkiye geçmişleriyle New York'ta hayat kurmuş insanları East Village'daki stüdyomuzda konuk ediyorum. Ve onlara burada yaşama deneyimleriyle ilgili bazen kolay bazen de zor sorular soruyorum. Bu soruların birçoğu da buraya taşındığımdan beri kendime de sorduğum sorular. Podcast'in adı Susamlı Bagel çünkü şöyle hissettim en başında bu podcast'e isim koyarken. Ne tam bagel'ız ne de hala simit'iz. İkisinin arasında bir yerdeyiz. Yani susamlı bagel'ız. Bugünkü konuğum New York'ta yaşayan bir akademisyen. Onu benim için ilginç kılan ve hikayesini merak ettiren birçok detay var. NYU'da akademisyenlik yapması, Turkish and Ottoman Studies alanında çalışması ve bu merkezi yönetmesi. Çok kültürlü bir Evlilik yapması ve New York'ta çocuk yetiştirmesi ve New York'ta çok kültürlü iki çocuk yetiştirme yolculuğu. Ve aslında Türkiye'de ilginç bir geri plandan gelip burada karşılaştığı maceralara verdiği reaksiyon, kolundaki dövme ve onun hikayesi. Bütün bunları ve daha fazlasını konuşmaya çok heyecanlıyım. Susamlı Beagle Podcast'in bugünkü konuğu Ayşe Baltacıoğlu Bremer. Hoş geldiniz Ayşe hocam. Hoş bulduk, çok teşekkürler davetin için. Ee, ben şey sizi New York'a taşınmadan önceden aslında Twitter'dan takip ediyordum. Ee, çok böyle lafınızı sakınmadan söylediğiniz <laughs> şeyler vardı aslında konunuz. <laughs> la ilgili olduğu için hani politika ve sosyal olaylardan tabii ki kaçamıyorsunuz ve onun birebir içindesiniz işinizden dolayı. Ama şey çok ilgimi çekmişti. Yani New York'ta yaşıyorsunuz işte eşiniz yabancı, Amerikalı ve siz hani Türkiye çalışıyorsunuz, Osmanlı çalışıyorsunuz. Bir yandan ama New York ve Amerika'daki sosyal olaylarla da ilgilisiniz yani ikisinin ara, ikisi de var hayatınızda. Ve hani benim için bu podcast'e başlarken, e, liste yaparken yani kimler misafir olabilir buraya diye... ...en başa yazdığım isimlerden biriydiniz. O yüzden bugün çok e, heyecanlıyım. İyi ki geldiniz. Teşekkür, Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Benim için de bir onur burada olmak. Çok mutlu oldum. Ee, evet, ilginç, mutlu, hüzünlü, komik bir sürü e, hikayem var gerçekten. hani Türkiye'den beni buraya taşıyan, 15 yıldır burada yaşamanın vermiş olduğu... ...senin de dediğin gibi Amerika'nın farklı yerlerinde, farklı şekillerde yaşamış olmanın çocuk yetiştirici yetiştirmenin bir Amerikalı ile evli olmanın doktora yapmış olmanın vesaire vizeden green card'dan vatandaşlıktan vesaire ben de burada olmaktan çok mutluyum Neler olup bitiyor hayatınızda? Oradan başlayalım. Şeye gelmeden hani... Kimim? E, nasıl, ay, nasıl geldiniz? O hikayeden önce bir nasıl geçiyor şu anda? Nasıl hayatınız? Koşturmaca herhalde kısa cevabı. Bir kelimelik cevabı koşturmaca diyebilirim. Senin de dediğin gibi New York Üniversitesinde akademisyen olarak çalışıyorum. İki tane çocuk bir yandan yetiştiriyorum. Bir yandan Autumn'ın Turkish Studies İnişiyatifi diye bir inisiyatif, inisiyatif kurduk. Onun işte etkinlikleriyle ilgili yapımı gerekenler, davet gönderilmesi gereken davetler, kimler gelsin, ne konuşsunlar, kiminle konuşsunlar bir Yakında yandan... bir etkinliğiniz mi var? Evet, o... evet. şu anda bu dönem ben akademik izinde olduğum için otumdan Türk istediğiniz için çok bir şey yapamadık aslında. kitabımı bitirmeye çalışıyorum hmm. aslında hayatımdaki şu andaki en büyük stres kaynağı benim için. Amerika'nın akademik hayatı ile ilgili bilgi sahibi olanlar bilirler burada bir tenür sıkıntısı var. Hmm. şu anda işte yardımcı doçent olarak ya da Amerikan sisteminde asistan profesör olarak başladığınızda size verilen bir 6 yıllık süre var. Bu 6 yılın sonunda aslında 6 yıllık bir sözleşmeyle geliyorsunuz bu okullara ve 6 yılın sonunda bir review'dan geçiyorsunuz, değerlendirmeden geçiyorsunuz. benim alanımda ve büyük okullarda istenen şeyler de oldukça fazla rekabetçi, Şimdi, olduğu, rekabetçi için. olduğu için tabii yapmam gereken şeyler işte o review'dan başarıyla geçip temelli kadroya yerleşmem yani burada Türkiye'de doçentlik almak, burada tenure almak gibi karşılaştırabiliriz bunları. Şu anda benim için tabii ki hayatımdaki en büyük stres kaynağı Hı -hı. o. Ee, Sabah kalkıyorsunuz kafanızda o var. Gece evet, yatıyorsunuz gece kafanızda yatıyorum o var. Uyanıyorum saat 2'de gece. Şunu şuraya koymam lazımdı kitapta. Bunu bunu yapmadım. Hı -hı. Yetiştirebilecek miyim? Ee, daha okumam gereken 60 tane kitap, 700 tane makale var. <gülüyor> Abartıyorum <gülüyor> bir kısmı ama bir kısmı böyle. Yani 60 en değilse <laughs> de 55 falan. <laughs> evet. Yani evet, bu en azından stres böyle. Gerçekten hani benim hayatımda iş anlamında yaşadığım... En stresli şey sizin için ne derseniz bunu derim. Hani hı hı. Bunu akademik ortamlarda bulunanlar bilirler. Tenür stresi gibi gerçekten bir stres yok. Hı hı. iş hayatında akademisyenler için. Ama onun dışında dediğim gibi koşturmaca... ...tekrardan ders vermeye başlayacağım. Ocak sonunda. Hı hı. Bu dönem çünkü ders vermiyordum. Osmanlı tarihi dersi vereceğim. Doktorada da bir aşiretler tarihi... ...Osmanlı'da, Orta Doğu'da aşiretler tarihi dersi vereceğim. Onun biraz hazırlıklarına devam ediyorum. Yani... Böyle yoğun. geçiyor hayat, evet, yoğun. Çok da şaşırtıcı değil evet, ve yoğun. Evet, evet, evet. evet, evet şeye gelmeden önce hani vereceğiniz ders bu da, ne kitabınız ne durumda hani onları böyle detaylı oraya çekmek istemiyorum konuyu zaten stresli olduğunuz <laughs> <bir> yerden <laughs> evet. siz, kitap bitmiyor mu hocam <laughs> falan gibi Değil, bir yere bu getirmek. Doktora için. yapana tezin nerede? Tezin de neredesin? <gülüyor> tezin <gülüyor> ne zaman ne bitiyor? Zaman bitiyor? Doktora. Evet tenyür olmayan hocaya kitabın ne zaman bitiyor bunlar hiç sorulmayacak sorular gerçekten. Oralara gelmeyeceğim <laughs> evet. ama bir geçmişe dönelim. Bir dönelim. Hikayenizi sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Ohio'ya geldiniz. Ohio'dan mı başlarsınız? Önceden mi başlarsınız? Nasıl başladı? Amerika'da doktora <laughs> hayali. Diyeyim. Evet. Ee, 1982 yılında <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle başlayayım bence 1980'lerin başında Ankara'da oldukça muhafazakar bir ailenin üç kız çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldim. Annem tarafından da yine oldukça muhafazakar bir geleneksel bir ailenin de en büyük torunu olarak dünyaya geldim. Çünkü bu en büyük çocuğu en büyük torun olma mevzusu benim hayatımda gerçekten çok belirleyici oldu. <laughs> Hem Amerika'ya gelmem Amerika'ya geldikten sonra yaşadıklarım evlilik vesaire konularında da zaten gireriz onlara da. Annem ev hanımı. E, hala öyle. E, babam e, işçi emeklisi. E, oldukça muhafazakar, geleneksel olmalarına rağmen önemsedikleri şeylerden birisi eğitimdi. O, o konunu onu yatsıyamam gerçekten hem benim hem kardeşlerimin eğitimi için kendileri eğitimli olmamalarına rağmen ilkokul lise mezunu olmalarına rağmen eğitim için yapmayacakları şey yoktu ve gerçekten e, benim hayatımda da çok önemli oldu. Çok belirleyici oldu bu. E, Böyle bir aileden gelip e, ikinci üniversiteyi okudum, Koç'ta. E, o da uzun bir hikaye ama belki ona daha sonra gireriz. E, okurken ikinci üniversite okumamın sebebi ilkinde çok genç yaşta, 16 yaşında üniversiteye başlamıştım hmm. ve ne yapmak istediğimi hiç farkında değildim. E, öyle gelişti. Öyle gelişti. Bir an önce hani ilerle okul oku. <laughs> evet, aslında onun da onun da hikayesi var da. E, ilk üniversite böyle 20 yaşında bitti. O arada ben bir radyo televizyon ve sinema okudum aslında. Hı hı. E, bir sene de böyle bir iş e, bulma aşamasında işte bazı gazetelerde, Ankara'da televizyonlarda falan yarı staj, yarı zamanlı iş falan çalışırken e, hayattan ve Ankara'dan hiç mutlu olmadığımı anladım. Bir şeyler yapmak istediğimi anladım. Ne yapmak istediğimi bilemiyordum ama o zaman. E, ve sonra işte ben o zamana kadar da hiç İstanbul'u görmemiştim hayatımda ve şey dedim. Ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Bir değişiklik yapmak hı hı. istiyorum. hayat. Bütün televizyonlar, gazeteler orada. Ama işte işlere bakıyorum. Zaten iş çok az da olanlar hep İngilizce istiyorlar. Benim o dönemde İngilizce bilgim yes ve no'dan öte değil. Hiç çünkü İngilizce görmemiştim, ders almamıştım. Ee, nasıl İngilizce öğrenebilirim? Etrafta araştırdım. Kimse İngilizce kurslarına gidip de İngilizce öğrenmiyor. Yani bir sürü para veriyorsun. Aylarca gidiyorsun. Benim adım şudan öteye geçemiyorsun. Zaten öyle verecek bir param da yoktu. Ailemden isteyecek durumum da yoktu bunu. Ve şeyi fark ettim. <laughs> biraz da çalışkan bir öğrenci olmanın verdiği durumla. Dedim ben tekrardan üniversite sınavına girsem ve bir e, İstanbul'da İngilizce olan, hazırlı olan bir okula girsem. Mesela Boğaziçi'ne gitsem bir sene hazırlık okusam, İngilizce öğrensem ondan sonra iş arasam ve işe girsem. Abi, sırf İngilizce sırf öğreneyim İngilizce diye üniversite okumak sırf aslında. Sırf İngilizce öğreneyim Harika. diye. Sonra ben sınava girdim çalışırken e, Ankara'da çalışırken tekrardan üniversite sınavına girdim. Biraz derece yaptım. Boğaziçi, işte İstanbul'a gidip <laughs> Sanki tesadüf derece yapmışsınız gibi söylüyorsunuz. Evet, Muhtemelen... Dediğim gibi başarılı bir öğrenciydim Hı. zaten. O, o beni biraz açıkçası hayatımı o anlamda kolaylaştırdı ama ben o arada işte liseden bir arkadaşımla İstanbul'a gittim. İlk defa İstanbul'a gidiyorum. Boğaziçi'ne girdim. Çok beğendim okulu. Çok güzel. Orada bahçede bir işte konuşurken falan hadi bir dinlenelim şurada oturalım derken orada Boğaziçi'nde okuyan bir öğrenciyle tanıştım. Ve onunla böyle şey yapıyoruz. O arada yurtları gördüm. Yurtlar çok kötüydü. Boğaziçi'nin yurtları. Şey mi hatırlıyor musunuz? Güney kampüsteki. Hatırlamıyorum hangi yurtlarda ama sonra bunu konuşurken yanımızda oturan çocuk duydu bizi yurtlardan şikayet ettiğimizi. İşte ne yapıyorsun? Niye geldin falan? İşte böyle böyle dedim. Ben dedim hani İstanbul'a ilk defa geldim Amacım benim İngilizce öğrenmek ama burada yurtlar çok kötü. Zaten yaşım da en az 3-4 yaş daha büyük hmm. buradakilerden. E dedi madem senin sınav, sınavdan aldığın puan bu kadar yüksek... ...burada dedi Koç Sabancı diye okullar var. Bunların dedi burslu e, imkanları var. İşte yüksek olan derecesi olan öğrenciler için. Ve yurtları buradan çok daha güzel. Düşünür müsün böyle bir şey dedi. Madem hiç aklıma gelmemişti. Hmm. Bir dedim gidelim. Biz oradan kalktık boğaz içinden yakınız diye ilk önce Koç'a gittik Sarıyer'e. Hmm ve tabii ki okula bir girdik. Ee, her şey yepyeni. Okul tertemiz, çok güzel, tertemiz. Falan, evet. e, binalar yepyeni, daha yeni taşınmışlar e, oradaki kampüse falan. Kapıda gülümseyerek karşılıyorlar, Ka elinizi tabii, sıkıyorlar Tabii, Hoş tabii Zaten falan. böyle bir öğrenci işleri işte hani benim şu kadar puanım var deyince, "Aa tabii buyurun size ağırlayalım, işte okulumuzu gezdirelim falan filan." dedim böyle böyle. Ben tabii onları orada şeyi söylemedim. Hani gelip İngilizce öğrenip evet, gideceğim evet. demedim ama e, puanımı gösterince tabii dediler, "Buraya burada burslu okuma ihtimalin çok yüksek." ...yaz ve ben o şekilde koça girdim... ...bir sene... E, ...sözel, lisede sözel bölüm okuduğum için... ...koçta okuyabileceğim tek, tek bölüm tarihti... Hmm. E, ...ve ben o şekilde tarih bölümüne girdim... ...okuyabileceğim İnanılmaz tek hikayemiz. tarih... E, o, tek, ...tek bölüm olduğu Neden için... Neden tarihçi oldunuz? İngilizce Buyurun. öğrenmek için aslında. <gülüyor> Evet, <gülüyor> e, aslında tarihçi olmak için... ...ben sadece İngilizce öğrenecektim... ...İngilizce öğrenmeye başladım... TOEFL'u işte almanız gerekiyor... ...birinci senenin sonunda... E, bir yeterlik sınavına giriyorsunuz. Nerede olduğunuzu anlamanız için en en baştaki birinci seviyenin de en düşük seviyesinden başladım. Hı hı. Ee, öğrenirken işte İngilizce çalışırken vesaire. Orada okula tabii ki daha aşina oldum profesörleri tanımaya başladım yavaş yavaş. Yani profesörlük neymiş? İnsanlar niye profesör olurmuş? Akademisyen olmak ne demektir? Akademisyen olanların hayatı neye benzer vesaire. Hmm. Bunları gördükçe biraz kendimi de orada hissetmeye başladım. Hani böyle zaten küçüklüğümden itibaren de kitap okumayı, yazmayı falan çok seven bir öğrenciydim ama akademisyen olmak nedir ne bunu ben biliyordum ne benim hmm. ailem biliyordu. Yavaş yavaş aklınıza şey yerleşti. Aslında ben bu bölümü bitirebilirim. Bitirebilirim. Yani hazır girmişim zaten. Evet, hazır girmişim ve şey hani orada yavaş yavaş hocalarla tanışmaya başladım tarih bölümünde. Hepsine bir baktım. Hepsi yani hiç istisnasız doktoralarını Amerika'da yapıp hmm. Türkiye'ye dönmüşler. Size ilham verdi Evet hikayeleri. dedim. Demek ki böyle bir durum var. Yani burada insanlar okuyorlar. Boğaziçi'nde okumuşlar. işte sonra Amerika'ya gitmişler. Doktora yapmışlar. Gelmişler ve böyle ofisleri çok güzel. Hmm. Okul çok güzel. Kaldıkları lojmanlar çok güzel falan dedim. Ben böyle bir gelecek görebiliyorum aslında. Hmm. Ben de dedim o zaman Amerika'ya gideyim. Doktora yapayım sonra da döneyim koç da dedim, hoca olayım <laughs> ee, beni de herhalde almak isterler ee, diye o arada işte e, okurken bir e, hazırlık bitti ve ben kalmaya devam ettim aileme <laughs> sordum böyle böyle dedim hani ben aslında gelecektim ve hazırlık okuyup işe girecektim ama e, açıkçası böyle kendimi çok daha mutlu hissedebileceğim bir yol çizdim kendime. Onlar da sağ olsunlar okuldan aldığım bir burs vardı tabii ki Hı -hı. İşte yurt zaten parasız okul parasız bir de üzerine bir burs alıyorum ama tabii ki yetecek kadar büyük bir para değildi. Onlar da sağ olsunlar tamam biz desteklemeye hazırız ben seni siz dediler. Şey dediğinizde hani en büyük kız çocuk ve en büyük kız torun oradan hani şey dememişler size. Hayır gel işte hani ailenin yanında ol. Işte evet. Okulunu okudun artık. Daha fazla okuma evet. falan değil. Hayır evet. evet. Sen öykü karar verdin. Sen destekçiniz o, demişler. O, evet, o anlamda evet. O anlamda gerçekten haklarını ödeyemem. Hani ilk ilk üniversite maceramda onu yaşadım. Hani hem benim bilmemem hem ailemin bilmemesi hem Ankara dışında okumanın kesinlikle düşünülemeyecek bir şey olması benim ailem Hı -hı. için. Dediğim gibi hani ben 21-22 yaşına kadar İstanbul'u görmemiştim. Ama o aşamada ben onlara bunu dediğimde tamam dediler ve ben kaldım tarih okumaya devam ettim. Çok mutlu oldum. Üçüncü sınıfta da Amerika'ya exchange öğrenci olarak Aa, geldim. Şeyden önce geldiniz mezun olmadan evet, önce. Evet mezun Bir olmadan bakayım. önce. Neresi? Bir bakayım. Nasıl oluyormuş? Amerika neymiş? Ben hiç yurt dışına çıkmamıştım o zamana <laughs> kadar. İlk yurt dışına da Amerika'ya exchange öğrenci olarak, değişim öğrencisi olarak gelmekle oldu. Ve New York'a yani eyalet New... olarak. Eyalet olarak Washington DC'deydim. Hmm. Amerikan üniversitesine geldim. Bir dönem orada okudum ama oradayken yakın olduğum için işte Boston'da, Harvard'a gittim. New York'a Geldim, e, Chicago'ya gittim, hı hı. gezme amaçlı işte Los Angeles'a falan. O, o aralar bu şey doların bir doların 1.1 Türk lirası olduğu zamandı <laughs> İstanbul, bu. İstanbul Ankara otobüse binmek <laughs> gibi buradan Los Angeles'a gidebildiğiniz <laughs> dönem. Evet yani ben o zaman hatırlıyorum e, Koç'ta özel ders furyası vardı. Ben o zaman Koç'ta özel ders verip e, e, 5 bin lira kazanıp 4 bin dolar yapmıştı o da. 4 hı. bin doların üstünde ve ben o 4 bin dolarla burada hiç gezilmeyecek kadar gezmiştim. Şu ee, an olmayan bir senaryo şu, bu ya çok ilginç bir senaryo kesinlikle, gerçekten kesinlikle. düşününce. Orada verdiğim hatırlıyorum işte psikoloji 101, inkılap tarihi <laughs> 101 <laughs> dersleriyle özel derslerle Amerika'ya gelip. O zaman işte ilk kez New York'a o zaman geldim. Burası ne ben hayatta burada yaşamak istemiyorum dedim. New York'ta yapamam dedim. Ama Amerika'yı sevdim. Genel Hı. olarak Amerika'yı sevdim. Tamam dedim ben döneceğim. Doktoraya başvuracağım ve geleceğim dedim. Döndüm. Doktora'ya başvurdum, kabul aldım. Ee, ...birkaç yere başvurmuştum aslında. İşte bunun içinde da vardı o zaman. Başvurduğum, doktoraya Hı -hı. başvurduğum yerlerden biri. Ama ben e, lisanstan, yüksek lisans yapmadan daha fazla vakit kaybetmeyeyim. Çünkü zaten ikinci üniversitemi okuyordum diye. Hemen Master Değil yapmadan hemen, doktor hemen doktoraya başvurmak istedim. O benim biraz tabii ki olanaklarımı, şansımı e, zayıflattı. Daha işte yüksek Hı -hı. E, kademeli okullarda, daha kompetitif okullarda. E, ama ikinci eşyamada... Norm, normalde çok özür dilerim. Şey bekleniyor mu böyle? Hani en tepedeki okullar bir bir master, tabii, ol, bir master yapmış olmanı Tabii bir master yapmış olmanı bekliyorlar. Akademinin bir dilini bir öğrenmiş evet, ol Amerika'da. Evet. Sonra tabii, ben tabii, bana tabii. gel. Yani Amerika'da bir okulda lisan, lisansımı yapmış olsaydım belki şansım daha fazla olabilirdi ama... E, haliyle Türkiye'deki bir okulda lisansımı yaptım. E, her ne kadar işte ben lisans derken doktora dersi de aldım, master dersi de aldım vesaire vesaire deseniz de yeterli. Amerika dışında sayılmıyor. Sayılmıyor ya evet. da mesela şey dendi bana yani tamam biz seni doktora kabul edelim ama ilk sene bursun burs olmasın. Çünkü çok da risk almak istemiyorlar tabii. yani tanım miyorlar seni. Bu anlamda yeterliliğin ha, var mı? Bayağı deneme, şey, deneme süreci. yılı hani verelim. Hani sen bir evet. gel bir bir sene. Mesela böyle gelen... ...pek çok insan biliyorum ben. Ee, yüksek daha böyle prestijli okullarda... ...başlayıp ilk senesini cebinden veren... ...ilk senesini geldiği okuldan... burs alıp da veren, annesinden... ...babasından alıp da veren... Hı -hı. E, ...doktorunun ilk senesinde... Sonra e, kendini kanıtlayan, kanıtlayan ve okuldan okuldan okulda Ama benim böyle bir imkanım yoktu. Yani annemlerden böyle Hı -hı. isteyebileceğim bir para... ...açıkçası yoktu. O yüzden... ...beni ilk başından itibaren kabul deyecek. Burslu kabul edebilecek olan Ohio State Üniversitesi'nde ki gerçekten aslında güzel de bir okul. Çok büyük uh, bir okul aslında Amerika'nın en büyük okullarından public yani um, Şimdi devlet okullarından. Öğrenci sayısı olarak Öğrenci sayısı mi? olarak uh, okulun kendi büyüklüğü, me mekan olarak çok çok büyük bir okul. Hem de aslında Osmanlı tarihinde de adı geçen uh, böyle 1940'lardan beri adı geçen, bilinen, uh, sayılan okullardan bir tanesi. Columbus, Ohio'ya geldiniz. Geldim evet. Ee, hocaları biliyorsunuz hani önceden belki ona, ona göre zaten tabii, şeylerinizi tabii, yazdınız, letterlarınızı vesaire. Tabii tabii Osmanlı tarihi çalışma fikri nereden? Çünkü yani Türkiye'de zaten sadece o mu çalışılıyor yoksa hani Amerika'da sizi ilginizi çeken orada bir şeyler mi vardı? Amerika'da tabii ki her konunun hangi tarihi, neyin tarihini, nerenin tarihini çalışmak istiyorsanız çalışın. Burada onu yapan birisi var mı? bir hoca bulursunuz bunu yapan ama işte Osmanlı tarihi mi, yoksa Türkiye mi, Türkiye tarihi mi derseniz Amerika'da biraz daha aslında Osmanlı tarihi daha kuvvetli. Hmm. Türkiye tarihine göre. Yani modern Türkiye tarihi çalışılan okullar var. Mesela University of Chicago bu alanda ...iyi okullardan birisi ama genelde Avrupa'daki üniversiteler... ...modern Türkiye tarihi çalışılan yerler Hı. burada da olmasına rağmen... Ama beni Osmanlı tarihi yine sevk eden birkaç şey vardı. Birincisi işte Koç'ta kaldıktan sonra aldığım derslerden bir tanesi Evliya Çelebi üzerine bir dersti. Evliya Çelebi işte 1600'lerin başında Osmanlı'da gezen böyle bir 10 ciltlik bir seyahatnamesi olan Osmanlı en meşhur seyahatnamecilerden birisidir. Onun işte üzerine bir ders almıştım ve o ders çok sevmiştim. Hani böyle çok bizden uzak ama aslında o kadar da uzak olmayan bir dünya vardı orada. Hmm. 17. yüzyıl dediğimizde 400 yıl öncesinden bahsediyoruz ama aslında kaygılar çok benzer, tartışmalar benzer vesaire. İstanbul Dedim, aynı İstanbul aslında hani. <gülüyor> <gülüyor> Eski İstanbul. Kim görece? Evet, görece aynı, görece farklı. Biraz hani beni çeken şey bu olmuştu. Ben o arada bir de e, din tarihi üzerine e, ilgilenmek istediğimi anladım. Daha doğrusu mezhepler üzerine. ...işte Alevilik, Sünnilik, Şiilik vesaire bunlar nedir? Biraz kendi geçmişim, duyduğum şeyler, anlamlandıramadığım şeyler, niye bu insanlar bunu böyle diyorlar, niye böyle yapıyorlar falan, cevap bulamadığım sorulara acaba dedim hani bunun üzerine çalışabilip çalışıp ben cevap bulabilir miyim ve Osmanlı tarihi gerçekten Amerika'da çalışabileceğiniz, yapabileceğiniz çok güçlü alanlardan birisi. Hı hı. Ee, o ilk doktora programına e, başvurduğumda gönderdiğim konu konu da buydu yani ben erken dönem 16 17. yüzyıl mezhepçilikte çalışmak istiyorum. Yani Osmanlı toplumunu ve Osmanlı devletini anlamaya çalış anlamak istiyorum. Sünnilik, Şiilik, nereden geliyor Alevilik? Bunların temelinde neler var? Biz hani ne, bu şu anda bizim modern Türkiye'de duyduğumuz, gördüğümüz şeylerin hangisi ne kadarı daha önceden geliyor. Ne hmm. kadarını biz işte modern dünyanın ürünleri olarak görebiliriz vesaire. Biraz aslında kişisel merakımdan kaynaklı bir konuydu. Danışmanımın da hoşuna gitmiş herhalde. Zaten ee, başka türlü doktora yapılmıyor akademisyenlik. Çok tabii. zor yani. kişisel merak olmazsa tabii, ve... Tabii, tabii tabii. İçinizden gelen bir ben burada biliyormuş gibi konuşuyorum ama eşimden dolayı hani hafif aşinayım. Tabii. O olmadan çok daha zorlayıcı bir yolculuk oluyor herhalde. Tabii. Kaç yılınızı veriyorsunuz? Tabii. Bir de merak kesinlikle, etmediğiniz bir şey olsa. Kesinlikle. Ya yani özellikle tarih alanında ortalama doktora süresi 8-7,5-8 yıl. Oo. 150 ee, tane kitap okuyacaksınız çok. her yıl. <gülüyor> <gülüyor> çok çok meşakkatli, çok uzun, ve yorucu bir süreç. Hani bunu kimse yapmış olmak için yapamıyor zaten. Gerçekten istiyor olmanız, bu konuya kendi çalışmak istediğiniz konuya kendinizi adamış olmanız, o konuyu aklınızdan çıkaramıyor olmanız falan lazım. Yoksa onun dışında böyle bir sene çalışayım bitecek gibi bir durum söz konusu Peki değil. Peki şey nedir Ayşe Hocam? Yani neden Amerika'da Osmanlı daha çok çalışılırken Avrupa'da modern Türkiye daha çalışılıyor? Hani ...bir sürü sebebi vardır tabii, eminim ama. Tabii, tabii. Aslında onu çok kısa... ...hani hemen böyle verebilecek bir cevabım yok. Hmm. Neden? Bunu aslında bunun üzerine eminim çalışan... Bu da ayrıca olmuştur. bir konudur. O da aslında bir evet. <laughs> daha böyle hani profesyonel anlamda düşünmek gerekirse neden? Belki işte şeyle alakalı bu. Bu Amerika'da Osmanlı tarihi çalışılan okulların bunun tabii ki mesela University of Chicago'ya, Harvard'a, Princeton Yale'a baktığımızda ta 1800'lü yıllarda buralarda çalışan hmm. Osmanlı tarihi çalışan profesörler var. Yani bir aslında bir gelenek oluşumundan bahsediyoruz. Burada bir geleneğin yaratılması hocalardan hocalara aktarılan Evet aslında bu konular. bir silsile gibi yani böyle hocaların işte kendi öğrencilerini kabul etmesi yani daha Belki de hani şu anda sesli da olabilirim olmasının sebeplerinden biri Amerika'da daha Türkiye yokken Osmanlı'nın çalışılıyor olmasından ve bunun başlamasından böyle bir geleneğin hmm. yaratılmasıyla alakalı olabilir. Gerçi bu Avrupa'da da olabilir. Tam aslında. tersini beklerdim hani Almanya'daki evet. eski üniversitelerden tabii, hani evet, Osmanlı evet, çalışmaya evet, başlamalarını. Evet. Yani ama şey değil hani böyle burada sadece Osmanlı çalışılıyor Avrupa'da sadece modern Türkiye çalışılıyor değil Avrupa'da evet. Osmanlı da çalışılıyor tabii ki. Ama onun dışında biraz belki modern Türkiye'ye olan daha yakınlıkla da alakalı Doğru. olabilir. Fiziksel yakınlıkla da alakalı olabilir. Neyse ben konuyu şeye döndürüyorum size ve evet, bana. E, Ohio'daki <laughs> deneyiminize. Şimdi Columbus, evet. Ohio. ilk Amerika'da yaşa Gerçi yaşadığınız yer değil, Siz Bayağı gezmiştiniz. Ben e gezmiştim. Evet. O ama... dört ay buraya geldiğimde bayağı Amerika'nın gerçekten evet. Las Vegas'ından e, San Francisco'suna kadar, Los Angeles işte Boston, Chicago vesaire bayağı bir gezmiştim o zaman. Ama e, yaşam olarak nasıl bir yani belki farklı bir deneyim midir diye tahmin farklı ediyorum. Farklı tabii çünkü o zaman Washington DC'deydim ve dört ay kısa da bir süreydi aslında çok da uzun bir süre değildi o. Sonra Columbus'a geldim tabii ki farklı bir dünya yani. Nasıl bir yer Columbus Ohio? Columbus bence Amerika'nın en hani underrated bunun Türkçesine sen çevir bunun Türkçesi ne olduğunu bilmiyorum. Bence değeri bilinmeyen. evet Amerika'nın bence hak ettiği değeri görmeyen, evet, bence evet. değeri görmeyen şehirlerinden birisi. Çünkü... Şöyle bir örnek vereyim sana. Ben o doktora kabulünü aldım ve Ohio State'den kabul aldım. Hem de tam burslu kabul aldım diye böyle sevine sevine hocalarıma gidiyorum. Bana referans mektubu yazan hocalara gidiyorum koçta. Güzel i̇şte, haberi paylaşacağım. Güzel haberi paylaşacağım. Bana işte üç tane hoca bana referans mektubu yazmış. İkisi çok sevindiler. Harika çok tebrik ederiz. İşte çok başarılı olacaksın. Sonra bir hocaya daha gittim. Üçüncü bana mektup <laughs> yazan hocaya. Böyle bir suratı asıldı dedi emin misin dedi gitmek istediğinden Ohio'ya. Ben de dedim neden ya dedi orası dedi çok dedi tutucu dedi çok beyaz dedi seni dedi orada dedi... ...sevmezler dedi içlerini almazlar dedi çok dedi yabancılarlar seni orada. Böyle bir an korktum çünkü hiç Ohio'ya gitmedim ben 4 ay Amerika'da kaldığım sürede de. Ve ben hemen o korkuyla bana ilk referans mektubunu yazan ana danışmanıma gittim ve dedim... Diğer hoca bana böyle böyle diyor. Ne yapıyorum yani? Ben dedim hani gidip gitmesen de bana mi? gitmesen evet. mi bana hayatı zehir edecek de bir yere gitmek istemiyorum açıkçası. O da yok dedi. Kesinlikle dedi böyle dedi Amerika'da bir durum var. O dedi sana bunu diyen hoca doktorası nerede yapmış dedi. Kolombiya'da yapmış. Evet. Hiç dedi acaba gitmiş mi Ohio'ya? Gitmemiş. Bunu bana diyen hoca da Chicago'da doktorasını yapan Midwest'le arası evet. çok iyi olan evet. buraları gezmiş falan filan ya. Bu böyle dedi hani bir stereotip var, klişe var. Evet. Amerika'da Columbus bayağı büyük bir şehir. Her yerin tutucu insanı var. Hani Columbus'un ya da Ohio'nun köyüne de gitsem muhtemelen New York'un da köyünden çok farklı değil o anlamda. ki Zaten sonradan gördüm bunun çok şey, farklı olmadığını. Bu dediğiniz şeyde de yani New Yorklu'ya Boston'ı soruyorsunuz. Boston'da yaşanmaz. İşte Boston'luya Maine'i soruyorsunuz. Maine'de yaşanmaz. Yaşanmaz evet. Böyle bir hani ilginç şehir milliyetçiliği de değil aslında ama başkasını negatiflemek üzerinden hani evet. böyle New York'a aşığım üzerinden bastığını kötülemek değil de direkt bastını kötülemek evet. hani. Evet 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 kesinlikle kesinlikle. Ve Ad ben... Adana Mersin'i hatırlatıyor <laughs> bana böyle bir şey. <laughs> doğru. Bu Izkos'taki şeyleri şehirler Doğru doğru arasındaki... o evet o yani Adana Mersin arasında olan aslında ya da Adana Gaziantep kısmıyla ile hmm. daha aşinayım ben. Çünkü iki kız kardeşim var. Birinin eşi Adanalı, birinin eşi Gaziantep'te ee, o ona biraz daha aşinayım. Ama o kesinlikle var burada. Hani Amerika'da da var. Bence Amerika'da hayatının bir kısmını yaşamış olan Türkler de var hani o Amerika'nın orasında hayatta yaşanmaz. Orasına gidilmez. Hmm. Burasına gelinmez falan. Ama gelince görünce fark edersin aslında. Olabiliyor evet, olabiliyor gibi. Evet, o o kadar da öyle değil ama dediğim gibi yani Columbus benim için ben bir de bunu duyduktan sonra beklentilerimi çok düşürmüştüm hani böyle. Tamam bana hocam garanti verdi çok hayatım zor olmayacak ama öbürü de herhalde yalan söylemiyor bir bildiği var ki bunu söylüyor evet. deyip çok düşük beklentiyle geldim ki o da benim bence hayatımı kolaylaştırdı. Eee <laughs> Columbus aslında şehrin büyüklüğü açısından San Francisco ile aynı büyüklükte Aa, büyük bir, bir şehir. Okay. E, ve işsizliğin falan çok düşük olduğu ve hiçbir zaman endüstriyel bir şehir olmadığı için bu endüstri sonrası yaşanan krizlerin e, hiçbirinin yaşanmadı ya da işte Detroit gibi Cleveland gibi hmm. işte deindustrialization dediğimiz ya da işte e, Basike, kömür evet şey, evet onların e, hiçbirinin yaşanmadı. Tamam. Bir evet yer değil. yani en başından beri başkenti o yani eyalet başkenti en büyük üniversitenin olduğu yer. Servis üzerine oluşturulmuş, yaratılmış bir şehir Dolayısıyla için. Dolayısıyla 21. yüzyıla iyi gelmiş. Zaten evet, evet yani yani endüstri her şeyin ortasındayken Columbus kimsenin umurunda değilmiş. Yani Cleveland Amerika'nın en büyük dünyanın en büyük şehirlerinden biri iken 18. ve evet. 19. yüzyılda. Ama oralar artık o güçlerini kaybedip de daha arka plana düştüğünde hiçbir zaman endüstriyel olmayan şehirler biraz daha kolay bence tutunabildiler hayata. Columbus da onlardan birisi. Ben açıkçası okulu da çok sevdim. Üniversite de çok güzeldi. Danışmanımla olan ilişkim benim için her zaman Hala da mesela birkaç gün önce geldi New York'a sık sık geldiği için görüşüyoruz Hala devam eden bir ilişkim var onunla e, Ve en önemlisi tabii ki eşimle tanıştım orada O, Heh, oraya, o anlamda Oraya gelelim Evet o, o anlamda da tabii ki benim hayatım içinde çok önemli bir yer oldu Ama dediğim gibi şunu söyleyeyim Ben Columbus'a geldiğimde benim niyetim doktora geri dönmekti Nasıl ki İstanbul'a gelip hazırlık okuyup dönecektim. Evet Evet. hatta planınız. şunu da söyleyeyim ben Ohio State'e kabul aldığımda işte Harvard'a, Chicago'ya, Yale'a, Princeton'a gidememe sebebi olarak kendime master'ım olmadığı için. Ben bunu böyle Hı -hı. kabullendim kendimce ve şey dedim hani ben Ohio State'e geleyim iki sene burada doktora yap yani master gibi doktora yapayım ve buradayken tekrar başvurayım. Hı -hı. O arada biraz daha bu konuda kendimi geliştiririm, analitik düşünme yeteneğimi geliştiririm vesaire derken başlar başlamaz Eşinizle eşimle tanıştım. <laughs> Ve tabii ki hayat bambaşka yerlere evrildi oradan sonra. Şimdi şey hem iki şeyi de merak ediyorum şimdi. Eşinizle nasıl tanıştınız? siz aslında hani bırakın hani burada kalmayı. Bir de hani Amerikalı biriyle birlikte olabileceğinizi hiç düşünüyor hiç muydunuz? Hiç düşünmedim, hayır. E mesela onu merak, onu merak ediyorum. Oradan başlayalım. Evet, hiç e, düşünmemiştim. Ne çekti sizde onu? E, benim... Pardon onda sizi yani evet. nesi ilgili ilgi çekiciydi? Evet. Hiç tabii ki buraya gelirken ben Amerikalı biriyle tanışabilirim hatta evlenebilirim orada kalabilirim falan diye düşünmedim. Benim hayalim önüme çizdiğim yol Amerika'ya gideceğim, doktora yapacağım, doktordan sonra döneceğim. Bir de ekonomik aslında konjonktür de önemli. Ben 2009 yılında başladım doktoraya ve o ara Türkiye'de böyle demokratik açılımların, ekonomik açılımların falan olduğu bir dönem. Yani böyle gelecek vaat ediyor, buraya çok dönüp... gelecek. O kadar çok Türkiye'ye evet. geri dönen insan vardı ki dediğim gibi benim koçtaki hocalarımın hepsi doktoralarını Amerika'da yapıp geri dönmüşler. Çünkü böyle bir ümit vaat eden bir bir ortam vardı aslında Türkiye'de ben de onun bir parçasıydım onun bir ürünüydüm aslında o dönemin 2000, böyle 2010 ben 2012 2016 o dönem üniversite okudum 2014'te galibaydı 2013'te bir hoca Amerika'dan dönüp Boğaziçi'nde benim bölümümde şey olmuştu biz orada sor, soruyorduk mesela neden döndü ki şu ekonomik ve politik kim şeyde diye iklimde 2013-2014 ama 2009-2010 bu tabii, soruların çok sorulmadığı zaman tabii zaten hayır. ne yap, yani buraya evet, gelmek evet. Kesinlikle şey, yani e, Türkiye o zaman vaat eden bir evet yer yani. Türkiye gerçekten ümit vaat eden bir yerdi. Bir de o zaman Amerika'da tam tersi 2008 krizinde burada ekonominin çok kötü olduğu, zor olduğu bir dönemdi. Türkiye'de teyit geçti Evet evet anladım, evet ne? o dönemdi. Yani ben o dönemde buraya geldim. bir de onun üzerine dediğim gibi hem geldiğim aile, hem yetiştirilme şartlarım, koşullarım vesaire hani kesinlikle böyle düşüneceğim bir şey değildi. Hani hiç hayatımda duymadığım, ailemde de görmediğim bir şey böyle bir yabancı, özellikle Müslüman olmayan bir e, damadın getirilmesi falan hiç bunlar böyle hani bir senaryo olarak bile birinin Hı -hı. aklına gelmeyecek. Sadece şeyi hatırlıyorum. Yabancı damat diye bir dizi vardı. E, evet. Ve çok meşhurdu yani. Annem falan çok severdi. Ona böyle başkasının hikayesi tabii. ama yani bunlar kendi Karikatür başlarına olarak izlenir ama Tabii ki gülünecek şeyler ama kimse başına gelsin istemez bunu. Bir de bir de tabii ki diğer e, işin diğer kısmı hani e, Türkiye'deyken de ciddi de bir ilişkinin içindeydim. Türkiye'li, Türk olan biriyle. E, Amerika'ya geldikten sonra o biraz böyle bozuldu falan filan derken sonra ben kendimi Amerika'da buldum. Yeni bir hayat kurarken buldum kendimi Columbus'ta. Ee, ve şimdi doktora öğrencisi olarak başladığınızda bizim departmanda size iki tane ofis var. Bu ofisleri diğer doktora öğrencileriyle paylaşıyorsunuz. Hı hı. Bir ofiste 20 kişi falanız biz. Ee, ve burada işte böyle gelip giderken herkese daha tabii ki tanışmıyorum. Herkesin ismini bilmiyorum. Kimin ne olduğunu bilmiyorum vesaire. Ama bir, bir çocuk var. Görüyorum onu böyle hani yan gözüm böyle yanıyla ve şeyi hatırlıyorum. <laughs> ben küçüklüğümden beri, ortaokul lise yıllarından beri Leonardo DiCaprio aşığı bir ah. kızdım. <laughs> Bayılırdım ona böyle işte ta Romeo, Juliet'ten, Titanikten falan filan. Bir gün annemle işte böyle Skypete konuşurken anneme şey dediğimi hatırlıyorum. Anne bizim ofiste bir çocuk var adını falan hiç bilmiyorum Hı -hı. ama Leonardo DiCaprio'ya çok benziyor. Ne demiş? Annem de, Allah Allah işte kimmiş bir sor bakalım nasıl benziyor? Bana bir fotoğrafını ha. gönder falan. Nasıl göndereyim? O zaman zaten smartfon falan filan. Yok dedim tamam dedim hani biraz hakkında bir şeyler öğrenirsem gönderirim sana. O arada biz de şimdi böyle bir ilk e, oryantasyon dersinde... E, asistanlık yapacak olan öğrenciler. Çünkü Ohio State'de doktora yaptığınızda ya da Amerika'da devlet okullarında doktora yaptığınızda genellikle olması gereken şey eğer siz bursluysanız bu bursun karşılığında bir şey yapmanız lazım. Hı hı. Ders vermeniz lazım, asistanlık yapmanız lazım vesaire. Bunun da bir oryantasyonu var. O oryantasyon dersinde bir ders, bir masanın, büyük bir masanın etrafında oturuyoruz. 20-25 kişi o sene o dersi alacağız. Ve Leonardo ben Leonardo DiCaprio'yu DiCaprio gördüm orada <laughs> şimdi. Onun aynı dersteyiz. O da sonradan öğrendim ki o da beni görüyormuş. Evet. Güzel. Ve o doktorasını Güney Amerika, Ekvator, Peru oraları üzerine yapıyor. O da tarih. Tarih çalışıyor. doktorası ha, okay. yapıyor o da. Kendisi Beyaz Amerikalı ama işte lisans yıllarından beri Güney Amerika tarihine ilgisi varmış. O da beni görünce demiş ki bunu bana tabii sonradan öğreniyorum ben bunu. Ha bu bu kız Guatemala'lı, Nikaragualı falan herhalde. Aa, ben bir tanışıyım. Ben bir tanışıyım. camla belki bir şeyler kat edebilirim. <laughs> kullanabilirim falan. Sonra bu da böyle bana bakarken biz işte masanın etrafında isimlerimizi söylüyoruz. ...işte nerelisin, kimsin falan filan. Ben işte adımı söyledim. Bana sonra neşneydi işte, ki sen de adını ki Bu kesinlikle İspanyolca değil. değil nece bilmiyorum. Hı -hı. Hiç o zamana kadar bir Türkiye ile tanışmamış. Yunanistan'ın doğusundan bir yerden bir yer, belli. Bu bilmediğim evet. bir yer ama kesinlikle Güney Amerika'dan ya da Central Amerika'dan değil. Sonra ona döndü işte. O da kendini tanıttı falan. Biz öyle bir o sınıfta bir başladık birlikte ee, sonra bizim o ofisi birlikte paylaştığımız 20 kişiden birisi ortak arkadaşımız oldu. Hem bana yakın olan hem evet. ona yakın olan o bizi birazcık daha tanıştırdı falan derken oradan devam ettik. Peki aileniz nasıl şimdi aileniz nasıl karşıladı? <laughs> Bo ile ilişkinizi evet. bilmiyorum. İlişkideyken mi mi söylediniz yoksa evlenme kararı alınca mı söylediniz? Nasıl paylaştınız? İyi, kimle hemen paylaştınız? Hemen söylemedim tabii ki. Hemen söylemedim. Çünkü açıkçası e, hani ilişki de öyle başlamadı. Hani ben Amerika'ya daha yeni gelmiştim. Böyle ne yapmak istediğimi bilmiyorum. E, böyle çok ciddi bir ilişki arıyor falan da değildim. Çünkü zaten ciddi bir ilişkiden çıkıp ve yorulmuş bir şekilde gelmiştim. Ve doktora yapıyorsunuz. Doktora Bütün derdiniz, yapıyorum. Okul. Evet. Yani biz aslında onunla böyle hani güzel vakit geçiriyoruz. Ben ona farklı geliyorum, o bana farklı geliyor. Bir Dert sürü paylaşıyorsunuz, hocaları da, çekiştiriyorsunuz. Hocaları vesaire. çek ve daha doğrusu... ...hani o hayatını hiç ile Orta Doğu'lu biriyle tanışmamış... ...ben de hayatımda hiç Amerikalı biriyle çıkmadım. Yani böyle bir sürü soru var aklımızda. He. Sen şunu nasıl yaparsın? Bu sizde nasıl denir? Bu böyle nasıl yapılır falan filan. Bunu konuşurken konuşurken biz ilerledik. Ve baktık ki anlaşıyoruz. Hani birbirimizin dilinden konuşabiliyoruz. Birlikte vakit geçirebiliyoruz. Sonra ben ilk e, sanırım... bir 6 ay falan geçti. Ben sonra anneme e, söyledim ilk. Annemle e, <laughs> işte hani o Leonardo'yu hatırlıyor musun? Sen o Leonardo artık Leonardo değilmiş. O, <laughs> o boymuş. E, biz bayağı yakınlaştık. Annem de güldü. Hadi dedi şanslısın buldun Leonardo kendine <laughs> bir Leonardo dedi. E, ama tabii ki bunu anneme söyler söylemez e, aklımıza şey takılan şey babana ne diyeceğiz? <laughs> He, asıl orada problem <laughs> evet, olacak orada. kişi ba baba. Evet, evet baba. Annem sağ olsun görece hani daha geleneksel olmasına rağmen eğitim ee, geçmişi ya da işte hayat yaşanmışlıkları hiç hayatında çalışmamış biri olmasına rağmen okulu gitmemiş biri olmasına rağmen çok daha destek destekledi en başından Hı -hı. beri. Ee, Annelik ki kendi, mi evet. işte o kadının getirdiği evet. kadın deneyiminin getirdiği evet. olgunluk mu evet. Evet. Ne, evet. neyse evet. ki kendi ailesinden de mesela karşısına aldı birkaç kişi o anlamda ee, babam mı işte nasıl söyleyeceğiz bunu ee, en sonunda. Şeyi hatırlamıyorum ben mi söyledim annem mi söyledi babama biz bunu söyledik babama artık işler iler ya çünkü Aha. ne oldu o arada hani Amerika'da durum nasıldır evlenme teklif ettiğinde kabul ettiğinde nişanlanıyorsun. Tabii. Türkiye'de bu böyle değil yani. Ya, aile bir görsün evet, bakalım. aile bir görür. Evet. Ama bu yani burada yüzük takıldı. Ben evlenme teklif etti, yüzüğü taktım. Amerika'da nişanlısın. Tabii. Ama bu Türkiye Türkçeye tercüme ettiğinde sözlü niş... mü ol... sözlü, sözlü ol... bile olmuyor bile Sözlü sözle olmak evet. için bile çünkü annenin, babanın, onun annesinin Rızası, babasının falan bir bir buluşulur, bir yemek ...genir vesaire vesaire... ...ama Türkiye'ye gelsin istiyorum... ...annemlerle tanışsın... ...bir de benim olduğum yerleri... ...geldiğim yerleri görsün... ...parmağımda yüzük var artık... ...ciddiye gidiyor işler... ...biz babama söyledik... Ee, ...babam tabii çok... E, <gülüyor> 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 ...sert karşıladı ilk önce... Ee, ...çünkü onu da anlıyorum... ...yani şimdi düşün... ...o zaman çok tabii ki üzülmüştüm... ...kızmıştım vesaire... ...tabii ki ben de şimdi mesela... ...kendi çocuğum da olduğu için... ...anlıyorum şu anda... Biraz onun karakteriyle de ilgili bir şey. Yani olabilecek en kötü senaryo, hmm. başına gelebilecek en kötü şey, Karşına çıkabilecek en kötü kişi. Neyse onu düşünüp kafasında tabii. onu kurduğu için kafasında çok kötü bir Amerikalı imajı yaratmış. Hmm. Müslüman değilse o zaman hani şey, kafir ve işte düşman evet, gibi Evet, yani işte mesela ya sadece da... evet, sadece mi? Hmm. Tabii ki Müslüman değil. Türkiye'li değil. Bu sağ, hani şey biraz da hani geleneksel aile yapısıyla da alakalı. Benim kızıma ne yapacak? Hmm. Kızımı da mı değiştirecek? Kızımı da mı kendine benzetecek? Bence hmm. onun da verdiği ben kızımı bir korku. Kaybedeceğim. Ben kızımı kaybedeceğim. Hani biraz bence onun verdiği korku da var bu geleneksel aile yapısında, paternalistik aile yapısında. Böyle bir korkuyla bir de onun kendi ailesi. Babam geleneksel derken kendi ailesi çok çok daha geleneksel bir aileden geldiği için hani ben bunu onlara nasıl anlatacağım, anlatacağım. nasıl söyleyeceğim etrafımdaki insanlara benim kızım bir bir kız en en büyük kız torun. torun. Evet. evet ve gidip bir Amerikalıyla bir e, e, gayrimüslimle evleneceğim diyor. Hayatında ilk defa böyle bir şey görmüş evet. adam. Ailede bu ilk defa var. Karşılar, karşılarına çıkıyor. Ama annem sağ olsun çok destek oldu. Babam da sağ olsun e, bir işte bunu söylediğim Ekim ayıydı. Bunu hatırlıyorum. Ekim ayında babama söyledik. Aralık ayında biz Türkiye'ye gideceğiz. Heh, okay, tamam. O iki ay zor geçti. Çok zor geçti. Çünkü babam e, dediğim gibi hep en kötü şeyleri getirdi aklına. E, ama sondakini en baştan söyleyeyim. Ak e, Aralık ayı geldi ve biz Türkiye'ye gittik. Babam bu ile tanıştı. Beş dakika sonra hiçbir şey olmamış arkadaş oldular. gibi arkadaş olduk. E, harika. Çünkü orada gördü ki aslında kafasında oluşturduğu e, o olumsuz nasıl bir e, tip yarattıysa kafasında... E, aslında karşısındaki kişi hiç öyle birisi değil. Şu an mesela nasıl, şeyin bu arada Boğunun ailesi e ee, nasıl karşıladı onların yani onlar da böyle bir stigma var mıymış hani ee, o Müslüman evet. bu kadınla evet. Anne babası açısından değil o, yani o o onun kendi geldiği aile yapısı da Amerika içinde işte geleneksel konservatif muhafazakar diyeceğimiz aile yapısı. Ama Amerika'da genel olarak muhafazakar aile yapısı dediğiniz şey çocuk 18 yaşına gelince evden giderken kendi ayaklarının üzerinde durur, kendi yapar. kararlarını kendi verir çünkü finansal olarak da artık özgürdür o anlamda. O tamamen öyle bir ailenin içinden geldiği için onun o annesi babası da kendi Amerika şartlarına göre oldukça muhafazakar olmalarına rağmen kesinlikle onun bu kararını sorgulamadılar. Ha ben e, Orta Doğulu olmasaydım da bir erkek olsaydım aynı şey hmm. yani oğulları gay olsaydı aynı şeyi e, rahatlığı gösterirler miydi? Bence göstermezlerdi. Hmm. Ya da ben Orta Doğulu değil de e, siyahi olsaydım. Hmm. Bir Amerikalı siyahi olsaydım. Çünkü hani onlara da böyle inanılmaz hak etmedikleri krediyi vermek istemiyorum. Onlar da çünkü gerçekten eşimin ailesi de oldukça muhafazakar bir aileden yapıdan geliyor. Hı hı. Ee, belki bu kadar rahat olmayacaklardı ama bilmedikleri bir dünyadan bilmedikleri bir insan neymiş bir görelim dediler bence evet. onlar Daha açık yaklaşabildiler. Daha açık yaklaşlar. Evet. Bir de ben buradayım. Yani benim bence benim ailem açısından özellikle babam açısından sıkıntı yapan şey ben babama söyledim ama gidemedik yani. Biz evet. hemen çat diye gidebileceğimiz bir durum değil. Ve bu şu demek aslında dönmeyecek benim kızım evet, belki dönmeyecek. diyor. dönmeyecek. Tabii Orada onun kafası ben kaybettim evet. kızım yani. Benim kızım gitti. Çünkü onlar için de ben hep Amerika'ya gidip geri dönecektim. Hı hı. Ben Amerika'ya gidip Amerikalı biriyle evleniyorum dediysem bu ne demek geri dönmeyeceğim. Torunumu sevemeyeceğim. Torunun belki Türkçe torunum konuşacak Türkçe mı acaba? Türkçe konuşmayacak. Torunun Müslüman olmayacak. Evet. Hani onların kafasında özellikle babamın kafasında bunlar çok büyük sorulardı ve benim için de öyleydi. Hani ben bunlar benim için kolaydı. Hiç düşünmedim bunları. Demek istemiyorum. Hani o zaman o, o biz hoş 14 yıl önce olduğum yerle fizik zihinsel olarak olduğum yerle şu anda olduğum yer çok farklı birbirinden. Ama bir kısa bir komik hikaye anlatayım size. Şimdi babam böyle biraz da işte... Diyelim ki birisi gelip babama şey... Mesela bir amcam vardı. O böyle çok umursamadı bunu. ya. Yani ne olacak? hani Önemli olan insan olması karşındakinin. Hani Aha. o yani saygı duyuyor mu? insanlığı mı? Oturup kalkmayı biliyor mu? Vesaire buna bakman lazım. Babam o zaman tabii onunla aynı fikirde olup daha yumuşak oluyordu. Aha. Başka birinden duyduğunda ya böyle şey mi olur? Utanmıyor musun? İşte sen de sen de cehenneme gideceksin. Kızın da cehenneme gidecek bu yüzden falan di, diyen, diyen insanlar birine... da vardı etrafında. Evet. Bunları da duyuyordu ve bunu çok üzüyordu babamı. Böyle şeylerde ağladığını falan hatırlıyorum babamın. Bana birisi bugün böyle hmm. söyledi. Yani bunu bana niye yapıyorsun? diye. Ben de çok üzüldüm. Çok ağladım o zaman. Her ne kadar bunu söyleyen kişiyle aynı düşüncede olmasam da babamı üzerinde yarattığı etkiyi gördüğüm Bak, için. Çok bunu. ilginç. Sizi destekliyor aslında içten içe. Çünkü ona yumuşak yaklaşan kişiye o da evet, yumuşak ona, yaklaşıyor. Evet, evet. Size Ama de yumuşak yaklaşıyor bana, bu sayede. Evet, evet. Ama, Ama o zorlandığı zaman o zorlanmayı evet. sizi koruyamıyor evet, biraz. Çünkü kendi çok güçlü bir fikir oluşturamadığı için bu konuda. Hı hı. Başkası bir şey söylediğinde hani onun karşısında çünkü hiç hayatında böyle bir şeyle karşılaşmamış. Hiç böyle bir şey evet. duymamış vesaire. Aslında şey olarak çok ilginç. Yani bu sizin yolculuğunuz şimdi Amerika'daki o bireysel yaklaşımda vesaire. Siz kimle evlenmek isterseniz evlenirsiniz sizin yolculuğunuz. Ailenizin sizi desteklemesi, koruması o anlamda hani eşinizin ailesinin yaklaşımı daha şey Amerika'daki tabii. yaşama daha sağlık çünkü tabii, çok kültürlüsünüz tabii. zaten burada buradaki yaşamda. Orada hani doğrusu belki babanızın sizi koruması diye ben buradan Amerika'dan bakınca. Yani sizi koruması ve işte kızınız cehenneme gidecek diyene karşı da sizi koruması gibi görüyorum tabii, buradan bakınca. Tabii. Yani orada onu üzen, ağlatan şey de aslında benimce benim beni koruyamama hissi ya da benim e, mutluluğum için bir şey yapamamanın verdiği zafiyet i̇şte durumu oradan, aslında orada. şey düşünme. Oradan bakınca da o da çok haklı zorlanmakta. Çünkü onun bütün hayatı çevresindeki insanlar ve onlara karşı bütün kimliğini ve ailesinin tabii. belki onurunu onuru demeyeyim de hani ailesinin e kimliğini yani. kaybediyor Sonuçta gibi. Sonuçta öyle onur da olabilir. O kendince onuru öyle tanımlamış olabilir. Ben öyle tanımlamıyorum. Belki sen öyle tanımlamıyorsan onun kafasında belki onur aile onuru böyle tanımlanan bir şey. Yani karşısında biri gelip de saçma sapan ona ya nereden ailen şöyle sen böyle evet zaman, sen bunu nasıl sen böyle bir şey nasıl izin verirsin ya? Sen hiç mi kontrolün yok kızımın üzerinde? Nasıl babasın, üzerinde, falan. Nasıl babasın evet. dediğinde belki o kadar da hani o za za zafiyet durumunu da anlayabiliyorum. Tabii. Tabii ki böyle olmasaydı keşke insanlar böyle şeyler söylemeseydi ama söylediler. Ve babam bir gün bir çaresizlik hissiyle alo alo fetva hattını arıyor. <laughs> o zaman dediğim gibi bu açılım Diyanetin... <laughs> Diyanet'in o zaman Diyanet yeni bir alo fetva hattı açıyor. <laughs> bu açılımın bir ama Türkiye o hükümetin açılımının bir ayağı bu da. Onu da nereden anlayacağım şimdi. Mesela o alo fetva hattını bugün aynı şeyle arasanız aynı soruyla arasanız muhtemelen aynı cevabı almayacaksınız. Aa, ne cevap geliyor ne diyor daha babam, doğrusu? Babam alo fetva hattını arıyor Diyor ki böyle böyle kızım Amerika'ya doktoraya gitti. Bir gayrimüslimle evlenmek istiyor. Ee, bu bu caiz dinen... Midir? Caiz midir? Çünkü e, İslam tarihi hocasıyım biliyorum. Yani geleneksel İslam kurallarına göre bir Müslüman kadın... ...Müslüman olmayan erkekle evlenmesi uygun değil. Yasak. Hı -hı. Müslüman e, erkek Müslüman olmayan kadınla evlenebiliyor. Ve kadın e, Hristiyan Yahudi kalabiliyor. E, dinini Hı -hı. değiştirmek zorunda da değil. Ama kadın... ...terse olduğunda dinden düşüyor gibi evet, bir yani erkek var. erkek erkek Müslüman olmadığı müddetçe evlilik kabul edilmiyor böyle hmm. bir durum var. Ee, Babam işte aile fetva atıyor. Adam da fetvacı, hoca. Demek ki çok da iyi bir hocaya denk gelmiş. Diyor ki hani bir, bir araştırın hani Allah'a inanıyor mu? Allah'a şirk koşuyor mu? Hmm. Çünkü hani Hristiyanlık'la İslam arasındaki en büyük mevzu nedir? İşte Hristiyanların ne tek tanrı. tesis mevzusu işte hmm. Allah, işte Tanrı, İsa... Kutsal Ruh üçlemesi Hı -hı. yapması ve bu üçlemenin İslam'a göre şirk kabul edilmesi çünkü İslam'da Tanrının, Allah'ın tekliği vesaire tevhid meselesi. İşte bunu bir araştırın. Bu hani burada ne düşünüyor? Allah'a mı inanıyor? Ee, e, İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna mı inanıyor? Neye inanıyor? Sonra Aslında baba, şeyi sormuyorlar yani. Hristiyanlığın hangi kolundan ha, tam evet, ne de o değil, değil ama, hani... ama yani aslında Bize uygun indi. mu Evet yani nasıl bir Hristiyan, ne hmm. kadar Hristiyan. Babam da gelip bana bunları, bu konularda ne düşünüyor dedi. Ben de tabii ki hani şimdi babam bunu <laughs> seyrederse tabii ki babama o zaman hani yalan söyledim. Ama söylemem gerekiyordu. <laughs> Ve biz tabii ki eşimle söyledim ama konuştuk. hani Eşim o zaman bana şey dedi, onların hayatını kolaylaştıracaksa tamam ben ee, Müslüman olayım. Hani bir kağıt üzerinde Müslüman olayım benim için sıkıntısı Aa, yok bunun. Sizi seviyormuş demek ki. <laughs> evet. Çok da... <laughs> ben ama bana zor geldi ama ben bunu gururuma yediremedim açıkçası Hı -hı. benim için. Çünkü bana benden birisi bunu istese ben kağıt üzerinde de olsa yapmam. Hı -hı. E, ne kadar seviyor da olsam yapmam. Çünkü bunu başkası için yapıyorsun. Kendim için yapmıyorum. Ya benim için yapmıyor. Ben Siz istemiyorum isteseniz buna. bunu, bunu yapsa o bir jest olarak yes. kabul edersiniz. Ama bana kalkıp onun ailesi benim için şunu yapman gerekiyor dese bana bu çok zor gelirdi ve o yüzden bunu kesinlikle ondan beklemedim beklemem de aynı durumda da olsam ama şunu yaptık yani ne yalan söyleyeyim İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmıyorum A Allah bir tanedir ona şirk koşulmaz falan filan böyle zaten o benim eşim de din konusunda falan böyle kendini çok sorgulayan Hı -hı. şu anda sorsan ateistim falan diyen bir insan yani o zaman tabii bu kadarını demiyordu ama o da dini anlamdaki e ...duruşunu çok sorguladı ondan sonra zaten. Hani diyor yok dedi benim için hiçbir sakınca yok açıkçası... ...dedi. Böyle de. Ben sonra... ...babamı aradım. Yok dedim İsa... ...oğlu falan filan yok yani bizim gibi... ...işte o da dedi bir Allah var Allah bir... ...diyor dedim. Sonra hoca da... ...tamam o zaman demiş yani önemli olan yani Allah'ın... ...birliğine inanıyor mu? Ondan sonrası... ...teferruat. Bugün arasa... ...ne cevap alır diye farklı bir şey beklerim... Farklı ...dediniz. Farklı bir şey yani bence muhtemel yani... ben ...olmaz evet. olur mu daha kolay? Evet. Biraz tabii ki benim hani farazi... ...söylemem o bilmiyorum. Belki hocanın iyiliğine geldi belki dönemin yansıması ee, hmm. o zamandan sonra Türkiye çok değişti çok daha e, hani muhafazakarlık konusunda ya da hükümetin muhafazakarlığı görme tanımlama yaşatma tar konusunda büyük bir değişim yaşadık hmm. o zamandan sonra ama ben hani biraz öyle düşünüyorum ee, sonra biz o fetva'yı da aldık. Ve çok o güzel. fetvayla işte Aralık ayında da e, gittiğimizde Türkiye'ye zaten her şey çok farklı oldu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz sonra babamla bunu konuştuğumuzda daha zor daha doğrusu annemle de konuştuğumuzda yani kafasında nasıl bir şey canlandırdı? Yani acaba babam görmeden önce ne bekliyordu? Niye bu kadar? erkek. Şimdi değil mi? Bir evet, imaj şimdi gayrimüslim gayrimüslim ne çizdi acaba ne çizdi resim çizdi olarak? Evet. Ne çizdi kafasında? Ve şunu anladık biz sonradan böyle babamdan biraz e, öğrendiğimiz kadarıyla böyle Amerika'nın Amerikan filmleri, müzik e, kliplerinden falan böyle işte hapishanelerden falan hmm. bir kafasında bir prototip canlandırmış. Bütün vücudu dövmeli. Bütün böyle işte çok uzun boylu, <laughs> iri yarı e, ondan sonra işte böyle silahları olan, dövmeleri olan. <gülüyor> <gülüyor> bir bir kafasında böyle birini canlandırmış babam. Sonra i̇şte karikatür benim eşimi yani, karikatür, tanımadığı tabii için ki, buradaki yani, cay, kültürde. Tabii ki yani tabii ki alakalı. Sonra benim eşimi bir gördü. Benim eşimi gören Edirne'li zannediyor. Yani böyle <laughs> çok boyu falan uzun olmayan bir diye, direkt Trakyalı diyebileceğiniz <laughs> bizden birisi gibi yani aslında. Evet. Onu görünce ha ya bu değilmiş dedi. Ama işin komiği babamın kafasında canlandırdığı aslında benim kayınpederim. Hmm. Böyle hani iki metre yakın boyu, ka, dazlak kafası, elli tane silahı, ...üç tane Oo. motosikleti olan falan böyle tamamen çok iyi bir insandı. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ama Başımız o kafasında canlandırdığı aslında <laughs> benim kayınpederim çıktı sonrasında karşısına. Şey, şey mi? Yani polis benim arazime giremez deyip silahlarını çekecek ki <laughs> evet, yani kafada. Evet. önce kesinlikle <laughs> ilk önce vurur, sonra polis ararım diyecek kadar hani bu Amerika'da hani bizim şimdi karikatürize ettiğimiz hani. Yani o... Şimdi benim için de bu karikatür ben hiç tanış... Yani... Bunların oğullarıyla çocuklarıyla ben üniversite okudum hani MIT'de benim sınıf arkadaşlarımdan vardı birkaç tane ama onlar da o kimlikle gelmiyordu oraya ister tabii. istemez çünkü onlardan saklayıp geliyordu tabii, vesaire. Tabii, benim eşim de çünkü babasının hiç bu yanını ona baksan görmezsin babasının evet. böyle bir insan olduğunu evet. ama babası öyle bir insandı ee, ama hani karakteri çok düzgündü çok dürüst çok çalışkan falan bir insandı ama yetiştirme şartları mı dersin onun için önemli olan şeyler mi dersin vesaire çok farklıydı. Peki Ayşe hocam konuyu değiştiriyorum yani tamam. konuyu aslında ilerletiyorum. Şeye tamam. gelmek istiyorum çünkü ee, iki tane çocuğunuz var. Evet. Birinin adı Evan Mustafa, hı hı. öbürünün adı Nicole İpek. İpek Nicole. İpek Nicole özür İpek dilerim. Evet. Ee, şimdi bütün bu iki kültür ve iki hani iki ülkenin de e, muhafazakar e, boyutlarından gel, gelmiş iki insansınız e, geçmiş planından ve iki çocuğunuz var iki isimliler. Evet. İki kültürlüler mi? ya da ikisinden de uzak aslında New York, liberal, Amerikan hı hı. işte coastal city, hani kültüründeler mi? Nasıl yetiştiriyorsunuz? Evet. Ee, ve bunun hani aslında başlangıcından itibaren bilinçli bir tercih miydi? Zaman içinde mi gelişti? Neyse çok soru sordum. Böyle sormam Çok merak ediyorum. Ee, burada hani merak ettiğim aslında nasıl yetiştiriyorsunuz iki çocuğu? Ee, Ohio'da başladınız. Tabii. Yetiştirmeye İpek, orada doğdu. Tabii İpek İpek Ohio'da doğdu. İpek ee... Biz aslında çocuk planlamıyorduk da istemiyorduk da çünkü daha yeni evlenmiştik. Ben doktora yapıyorum, doktora çok zor hayat zor o arada. Eşim doktora yapmak istemediğine karar verdi, bıraktı işte bir master derecesi alıp iş arıyor falan filan. Hiç hayatımızda Hı -hı. ideal olmayacak bir dönem. Stabilite yok. Daha stabilite yok. Biz evet. orada bir ev alalım dedik, ev aldık ama tabii ki büyük bir borcun altına girdik vesaire derken ben çat hamile kaldığımı öğrendim ve çok benim için çok gerçekten kötü bir haberdi yani o zaman yani ben günlerce ağladığımı da hatırlıyorum. Benim için benim Amerika'ya geliş sebebim doktoru yapıp doktorda başarılı olmaktı ve ben hamile olduğumu öğrenir öğrenmez ilk aklıma gelen şey danışmanım şimdi diyecek ki ben artık seninle çalışmak ha. istemiyorum çünkü benim danışmanım böyle işkolik. ...çocuğu falan olmayan bir kadın. Hı hı. Çok başarılı bir kadın. Beni, beni anlamayacak. Zaten beni daha iyi tanımıyor. Bana güvenecek kadar ben ona kendimi ispat edemedim. Daha zaten yeniyim. Ve bana dese ki ben senin artık çalışamayacağım. Ben buraya daha... Burada olma sebebim bu. Yani öğrenci evet. vizesiyle hala Amerika'dayım. Evet. Ne yapacağız? daha Yeni evlenmişim. Balayında hamile kalmışım. Ne yapacağız derken? Çok zordu gerçekten. Ee, ama... Sonra bir şekilde şimdi mesela düşündüğüm zaman iyi ki olmuş diyorum. Çünkü gerçekten çocuk için hiçbir zaman ideal bir zaman yok. Hani ideal hmm. zamanı bekleyeyim derseniz 70 yaşına kadar beklemeniz lazım ki... ...o bile bence ideal bir zaman değil. <gülüyor> <hayatta>. <gülüyor> şimdi iyi ki olmuş diyorum. O zaman çok zorlanmıştım. Ama hani dedim ya 14 sene önce ben neredeydim ve şimdi neredeyim? Çok farklı yerlerdeyim ben. Kendim de çok farklı bir yerdeyim. Şimdi hamile olduğumu anladım. Aklıma binlerce şey geliyor, soru geliyor ve bunlardan bir tanesi... Ben bu çocuğu burada nasıl bir bir yandan da bir Türk olarak yetiştirebilirim? Ben çocuğum tamamen asimile hmm. olsun istemiyorum. Benim de bilsin, benim tarafıma da bilsin, benim tarafıma da aşina olsun. Ne yapacağım bunu? Anneannesini, dedesini evet, tanısın. Evet, anneannesini, dedesini tanısın, bilsin. o Sadece hani bir turist gibi bilmesin, oralı biri olarak bilsin. Ve ben şeyi hatırlıyorum, böyle oturup ciddi ciddi eşime şey demiştim. Hani bu çocuk da olsun istiyorsak benim bir şartım var. Şartı ne? Bu çocuk, biz bu çocuğumuz yani ve bundan sonra çocuğumuz olursa Müslüman olacak. Hmm. Baktı bana böyle e, tamam dedi hani e, ama mesela şimdi hayatta böyle bir şey söyler miyim söylemem çünkü biz şu anda o çocukları nasıl yetiştiriyoruz bana dersen Müslüman olarak da değil Hristiyan olarak da diye çok sekiler bir ailede yetişiyorlar hmm. hani kiliseye de gitmiyoruz camiye de gitmiyoruz her ...bayramı da kutluyoruz, Christmas'ı da kutluyoruz ama o zaman için nedense... ...benim hani böyle ailem için sanki bir kere daha hayal kırıklığına uğratmayayım... ...çünkü hani Amerika'ya gelerek onları hayal kırıklığı, kalarak daha doğrusu... Hmm. ...Amerikalı ile evlenerek bir de üzerine Amerikalı çocuk yaparak... ...daha hala onun bence bende yarattığı kendine güvensizlik vardı... ...ben hala onun üzerinden gelme üstesinden gelmeye çalışıyordum. Hmm. Ben bunu Ve... size şeyde fark ettiğimi söylemiştim hani... ...bireyselleşme yolculuğunuzla... ...işte anne olma yolculuğunuz... ...ya da işte eş olma... ...ve işte doktor öğrencisi... ...akademide bir yol bulma falan... ...hepsi böyle paralelde hepsi ilerlemiş. Paralel. En başında hepsi Kesinlikle. birbirine karışıyor. Kesinlikle, çok doğru. Evet, çok, çok haklısın o konuda. Yani böyle... ...hem benim kişisel olarak... ...ben olarak ne olduğum... ...ne olmak istediğim... ...anne olarak... ...akademisyen olarak... ...eş olarak... ...Amerika'da yaşayan bir göçmen olarak... ...bunlar hep böyle paralel bir şekilde ilerledi. Tabii ki birbiriyle ilişkili şeyler bunlar. Ama... ...çok farklı yerlerde başlayıp çok farklı yerlere doğru gittim ki mutluyum da bundan. Hani bence hayatta gerçekten değişmeyen nerede sıkıntı, değişemeyenlerde sıkıntı. Eğer Hı -hı. değişebiliyorsanız bence kuvvetlisiniz. O zaman mesela benim için annemleri mutlu etmek adına istediğim bir şey de şu anda hayatta böyle bir şey yapmam. Hı -hı. Ama mesela şey de bir iki de çocuğumuzun ilk ismi Türk ismi olacak. Mesela ilk Aa, şartlardan evet. birisi buydu. Ona sonra, o tamam. yüzden İpek Nicole. O yüzden İpek Nicole. Sonra ikincisinde çevirdik onu. <laughs> Evan Mustafa oldu. Ee, hani kolay demiyorum. Şimdi dönüp bakınca tabii ki daha hani hoş böyle gülümsediğim yer yönlerini evet. hatırlıyorum bunun. Ee, ama zordu ama bir şekilde atlatıldı, bir şekilde geldik buralara. Sonra işte altı sene sonra oğlum dünyaya geldi. O arada ben doktorayı bitirdim. 2016 yılında doktorayı bitirdim. Ee, New York eyaletinde ama New York şehrinde değil de New York eyaletinde, Binghamton denen New York'a üç saat mesafede bir şehir. Türkiye'de aslında çok bilinende bir yer. Binghamton'ın Türkiye'deki reputasyonu Amerika'daki reputasyonundan daha fazladır. Hı -hı. Çünkü ben hatırlıyorum, ben üniversite sınavına daha girdiğimde şey vardı. bir İki sene Ottda, iki sene Binghamton'da, iki sene İtü'de, iki sene Binghamton'da. Hı -hı okuma şey, şeyleri çift vardı. Programı. Çift diploma programları vardı. Hala var bir kısmı onların. Buradan e, oradaki Türk öğrencilere Turkay'a e, selam gönderiyoruz. <laughs> evet. E, i̇zliyorlarmış. Evet, e, o, evet. evet. Konuştuk birkaçıyla. Ben de Binghamton'da iki sene kaldım. Evet o arada işte Binghamton'da asistan profesör olarak başladım doktora sonrasında. E, Evan oğlum da orada doğdu. İki sene sonra da New York'a 2018 e, e, Temmuz ayında da New York şehrine taşındık. Geldiniz. Yani çok güzel geçiyor sohbetimiz ben çok mutluyum şu ana kadarki akıştan. Bir New York'ta yaşama felsefenizi sorayım. Tamam. Ee, çünkü 5 yılı aşkın süredir evet, buradasınız. Evet, 5 yıl oldu. Nasıl yaşıyorsunuz New York'ta? İlk önce şunu söyleyeyim. Ben açıkçası New York'a çok gelmek istemedim ilk başta. Hayatım burada ne kadar zor olabileceğini biliyordum. Ne kadar karmaşalı olabileceğini biliyordum. Standartların New York'ta yaşamanın karşında feragat etmeniz gereken standartların ne olduğunu... ...işte Amerika'nın küçük şehirlerinde, daha görece küçük şehirlerinde, eyaletlerinde yaşayıp da... ...buraya gelen biri olarak farkındaydım bunun. O yüzden çok istekli değildim. Bir de Evan oğlum doğdu, Binghamton'da çok küçüktü. New York'a taşınacağım diyorsunuz. Bir kreş bulmaya çalışıyorsunuz. Bir buçuk yıl beklemeniz gerekiyor falan filan. Ha, sıraya yani, giriyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. O meseleler vesaire ama şunu söyleyeyim New York'a taşın beş buçuk yıl önce neredeydim şimdi neredeyim şimdi mesela New York'tan başka bir yerde yaşamam Aa. diyorum. Zehir evet, bulaştı. Evet bulaştı. Hala eleştirdiğim yönleri yok mu New York'un? Var. Birincisi çöp mevzusunda gerçekten çok kötü hmm. bir şehir. E, bu kadar çöpünü temizleyemeyen şehir bilmiyorum. Yani burada hani belediyecilik Türkiye'den hmm. gelen biri olarak belediyecilik anlayışını gerçekten bence e, içlerine sindirememişler. E, ama onun dışında New York'ta özellikle de çocuk yetiştirmenin, ve çocuklarım için düşündüğüm ya da onlar için istediğim geleceği düşündüğümde gerçekten New York'tan da farklı bir yer istemeyeceğimi biliyorum onlar için. Çünkü eğer böyle işte ayakları yere basan bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız e, çok e, Korunmamış yani tabii ki anne baba olarak en büyük yapmak istediğiniz şey hayatınız adadığınız şey çocuklarınızı kötülüklerden korumak ama bunun biraz abartılabildiğini düşünüyorum ben. Yani hem Türkiye'den aşina olduğum annelik babalık hem Amerika'da böyle suburbia'da gördüğümüz annelik Hı -hı. babalık böyle Hı -hı. hani burada helikopter parenting, parenting deniyor ona. Yani. O beni mesela çok irite eden bir şeydi. Çocuğum olmadan önce de irite eden bir şeydi. Çocuğum olduktan sonra da. Siz biraz dış etkenlere de maruz kalmasına ben biraz, daha evet, ekstra evet, ehemmiyet yani gösteriyorsunuz. Evet yani eğer hayat çünkü zor. Ben kendi yaşantımdan da biliyorum, etrafındakilerden de biliyorum. Hiçbir şey planlayamıyorsunuz ve hiçbir şey önünüz, bazı durumlarda önünüzü göremiyorsunuz. Ve eğer ayakları yere bassın istiyorsanız, sağlam bir şekilde yere bassın istiyorsanız... ...ben annesi olarak arkasında olabileceğim kadar olabileceğim tabii ki. Ama <laughs> bana hayatın kendi sağlık sorunlarım da gösterdi ki benim de olamama durumum var. Yani çok farklı şekillerde hayat çelme takabiliyor size o zaman ben çocuğumu nasıl hazırlayabilirim hayata nasıl hazırlayabilirim ve bence New York gerçekten bu anlamda çok özel bir yer yani benim kızım şu anda 11 yaşında New York'ta bizim olduğumuz mahallede kendi okula gidip gelip işte kitap kitapçıya gidip gelebiliyor işte kütüphaneye kendisi gidip geliyor. Okula kendisi gidip geliyor ve bu beni bir anne olarak aslında çok mutlu ediyor. Yani kendi, kendi ayaklarının üzerinde durabiliyor. olması... Evet ve bunun bunu ona biz bizim bunu ona gösterebilmemiz ve kendini bu konuda yeterli hissetmesi açısından New York açıkçası dediğim gibi bence zor bir yer. Gerçekten zor bir yer yaşamak açısından standartlarınızı çok düşürdüğünüz bir yer. Farklı bir şey de direnç, direnç getiriyor erken yaştan. Gibi. Direnç açısından. Evet kesinlikle. Hani böyle çocuğum çok kültürlü yetişsin. Başka kültürleri de görsün, yaşasın. Hani hayatının bir parçası olsun. Böyle bir tiyatro gibi görmesin de başka Hı -hı. kültürleri. Arada bir gidip böyle tanık olup gelmesin ama hayatının bir parçası olsun bu farklı kültürlülük çok kültürlülük vesaire. Ve bunu böyle derken hani identity politics falan filan eleştirdiğim yönleri de çok var bunun ama böyle hani hayatın içinde karmaşa oh karmaşa hayatının bir parçası olsun Çünkü istiyorum. Çünkü var ve olacak zaten. Ve olacak evet. ve olacak. Evet o anlamda bence New York e Dediğim gibi hani faydaları bir, çok faydalı. Olan bir yer. Mesela geçen bir araştırma okuyordum böyle e, independent thinking dediğimiz yani kendi kendine karar verebilme, sorunları çözebilme, kendi sorunlarının üstesinden gelebilme yetisi mesela New York'ta büyüyen çocuklarda ya da büyük şehirlerde büyüyen çocuklarda çok daha erken gelişiyor. Çünkü daha küçük yerlerde görece işte suburbialarda yetişen çocukların hayatlarındaki problemleri çok daha uzun süre anneleri babaları çözüyorlar. Yani burada hmm. çocuklar kendileri çözmek zorunda kalıyorlar bir yerden sonra. Çok güzel. New York'ta yaşamakla ilgili hep parentingde hep negatif duymuştum. İlk defa pozitif bir şey duydum yani hep bir burada çocuk yetiştirilmez burada çocuk yetiştirmek çok saçma hani kaçmanız lazım şeye işte upstate e, New Jersey Connecticut ya da işte suburb'e bir şekilde diyor. Yok ben ona katılıyorum ee, evet. İlk defa hani farklı bir perspektif evet. duydum. Evet. Benim bildiğim bir şey olmadığı için soru da çok da soramıyorum. Kolunuzdaki dövmenin hikayesini evet. dinlemeyi çok istiyorum. Dedim ya hayat çöl, çölme takabiliyor çok beklemediğiniz anlarda, çok beklemediğiniz zamanlarda diye. Ee, en büyük o çöl, çelmelerden birisi e, benim oğluma 2020 yılında otizm tanısı kondu. E, ve 3 yaşındaydı otizm tanısı konduğunda Çok küçüktü, büyüdü. E, bu beni çok büyük bir depresyona soktu. Çok zor atlattım ben bunu. Hani çünkü bilememek neyin nasıl yürüyeceğini, önünüzü görememek, çocuğun geleceğine dair o zamana kadar öğrendiğiniz ya da anneliğe dair bildiğiniz hiçbir şeyin işe yaramadığını görmek vesaire. Benim için çok zor bir dönemdi o. Ama çok şükür şu anda evin çok çok daha iyi bir yerde. Çok olumlu cevap verdi, veriyor terapilere vesaire. Hı. Ama o depresyon girdiğim depresyon, onun üzerine işte iş Konusunda yaşadığım stres, çevresel başka faktörler mi? Tam ne olduğunu tabii ki anlayamadığımız bir şekilde bir sene sonra bana e, e, kanser teşhisi kondu. O da hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir şekilde. Nasıl bekleyebilirsiniz zaten? Ki beklemez zaten beklemez kimse bunu tabii ki ama hani ailemde de gördüğüm bir şey değildi. 38 yaşında e, meme kanseri teşhisi kondu ve e, bir anda o da böyle... E, Sanki bir yer ayağımdan bir yer ayağımdan hmm. böyle yer hani Amerika'da İngilizce'den çeviriyorum yalnız bunda o da <laughs> ayağımın altından kaybı. yer kaydı evet, evet e, zordu çok zordu çünkü hatırlıyorum işte test sonucunu aldım kanser olduğunu okudum ve oturup ağladığımda ilk ağladığım şey kanser olduğum değil ben ölürsem çocuklara ne olacak hmm. bunun bunun verdiği korkuyla. Kendi başının korkuyla. çaresine bakabilecekler evet, mi? İşte bence bununla da alakalı benim New York'ta çocuk yetiştirmeyle alakalı düşüncelerim. işte çocuklarım bağımsız olsunlar. Kendi ayaklarının üzerine kalabilsinler. Çünkü ben anladım ki ben orada olmak istediğim kadar olamayabilirim onlarla. Hmm. Tabii ki beni çok korkutmuş. Ben daha onların hiçbir şeyini görmedim. Daha işte oğlum 3 yaşında, kızım 9 yaşında ne yapacağım vesaire. Bir sürü ameliyat, terapiler vesaire vesaire ile işte 2 Kasım 2021'de bana teşhis kondu. İki sene hatta işte birkaç ay önce ikinci senesiydi. Beş yıl bitmeden cancer free, kansersizim diyemiyorsun. Hani beş yılın hmm. geçmesi gerekiyor ama Takip yani evet ta tabii gerekiyor. ki hala hani şu anda iki yıldır gelmedi. Ve... Oh. Bir buçuk yıl işte bu yaz biraz böyle işte kendi kendime kalıp hadi ne yapıyorum hayat nasıl gidiyor falan filan derken Twitter'da işte girdiğimde gördüğüm bir yazı vardı. Bir hat yazısı Osmanlıca yazılmış bu da geçer yahu diye aslında ben onu biliyordum. Bu hatta onun bir sürü hikayesi var ama bir hikayesi, hikayeden bir tanesi İstanbul işgal altındayken İstanbul'un farklı Hı -hı. yerlerinde yazılan bir yazı bu. Bir hikayesi de işte bir kral ya da işte bir sultan diyor ki bana bir yüzük yapın bu yüzüğün etrafına da bir şey yazın. Eğer çok mutluysam... ...bana bunu, mutluluğun geçici olduğunu... ...çok mutsuzsam da mutsuzluğun... ...geçici olduğunu hmm. hatırlatacak bir şey olsun. Beni dengede tutsun. Beni dengede tutsun. Ayaklarımı yere bastıran bir şey olsun. Ve bunu bir o arada gezen bir sufi... ...bunu tavsiye ediyor vezirler... ...bir şey bulamayınca. Hmm. Bu da geçer... ...Yahu yazın yüzüğüne diye. Oradaki Yahu aslında Ey God. Orada Allah yani. Hu Farsça'da... ...Allah demek. Ben de bu... ...çok hoşuma giderdi zaten bu. Hem sözün hikayesi hem de bu bulduğum hat yazısı ve kendimle de çok aslında kendi hayatımla ve yaşadıklarımla da çok ilişkilendirdim. Zor günler yaşadım. Bir şekilde geçtiler, geçiyorlar. Ee, ...mutluluklar bir şekilde yaşadığı mutluluklar geçiyor. Onun yerine bir stres faktörü giriyor işin içine. Tam o stresin altındayken hayat çok kötü. Bir daha hayatta bunun altından kalkamam. Bir daha yüz gözümü açamam diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir güneş tekrar doğuyor. Ee, güneş doğuyor doğuyor diyorsunuz. Tamam artık her şey çok güzel. Her şey yoluna Gezi girdi. Oluyor. Çat diye bir şey çıkıyor hiç beklemediğiniz bir yerde. Hatırlatıyor tekrardan aslında bizim insan olarak çok da büyük bir şey yani hayatımızın her alanını kontrol edemediğimizi ve de etrafımızda olanlarla ne kadar bağlantılı olduğunu yaptığımız şeylerin ve dedim ki ben bunu hani hiç dövme yok başka hiç yaptırmadım. Bana hep çünkü şey gelirdi. Tam bana bugün güzel manalı, manalı gelecek olan şey 30 Yarın yıl sonra o... manalı be gelecek. Ben <laughs> ne yapacağım? Evet. Ama bu sonra dedim ki ben bunu kendime dövme olarak yapayım. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama. ama görünüyor mu Twitter'da görünüyor. sizi evet, Twitter'da, takip edenler zaten evet, orada kesin okuyabilir görürlerdi evet, evet evet ve o işte o dövmeyi yaptırdım arada bir ben de dönüp bakıyorum hem biraz da bana güç veriyor hem ben kanser olduğumda da açıkçası bunu çok saklamadım insanlardan çünkü hep aklıma gelen şeylerden bir şeydi niye bana oldu bu hı hı. böyle bir şey hayatınızda oldu mesela oğlum otizm tanısı konduğunda da böyle şimdi niye bana oluyor bu hı hı. zannediyorsunuz ki sadece sizin başınıza geliyor böyle şeyler başka hı hı. kimsenin başına gelmiyor. herkes çok mutlu Biz siz siz dertleri dertlere, 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 dertlere. İşine giren birisisiniz. Evet. Evet. Sonra bir bakıyorsunuz aslında... ...gerçekten herkesin bin bir türlü derdi var. Kimisi benzer, kimisi benzemez ama... ...biraz bunun da şeyli dedim... ...ben bunu saklamayacağım çünkü... Belki de etrafımda insanlar sakladıkları için bende böyle bir kaygı oluştu. Sanki her şey, her kötü şey benim başıma geliyor. Sonra bir baktım ki yo herkes aslında böyle yaşıyor. Yaşadıklarından öğreniyor. Daha güçlü bir şekilde Hı -hı. bir sonraki sorunu daha güçlü bir şekilde atlatmaya çalışıyorsun vesaire. Böyle bir kendime bunda şiar edindim. Dedim ben bir sıkıntı geldiğinde ben de paylaşacağım ki belki birine bir faydam olur. Çok teşekkürler. Benim yaşadığım i̇yi ki... kaygıyı belki birinin kaygısını biraz olsun azaltır. İyi ki yani iyi ki iyi ki hani paylaşıyorsunuz ve açık açık Twitter'da da hem kişisel bu anlamda yolculuğunuz... hani işinizle ilgili ve görüşlerinizle ilgili paylaştıklarınızın ötesinde işte New York'ta yaşamak, çocuklarınız, aileniz, kolunuzdaki dövme, sağlık yolculuğunuz bana en basitinden hani çok güzel, çok büyük bir ilham oluyorsunuz. Oldunuz da şu anda bugün de <laughs> eminim izleyenlere de olmuşsunuzdur. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ayşe ederim. Ayşe Hocam geldiğiniz için konuşamadığımız onlarca konu kaldı. Evet. Ben sonrasında artık özel bir sohbette mi bir daha mı bir daha gelmek isterseniz tamam. bir daha belki bir daha e, konuşuruz. Tamam. Ben e, Gerçekten çok mutlu oldum. Ben de ben de çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Güzel bir sohbet oldu. Buradan da daha devam eder. Ben de ilgiyle takip ediyorum zaten podcast'te de. Bundan sonrasında da merakla, merakla bekliyorum. Başka çok teşekkür kimler gelecek, ne hikayeler anlatacaklar. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ayşe Hoca ile Ayşe Baltıcıoğlu Bremer ile konuştuk. Onu Twitter'dan takip edebilirsiniz. Beni de aynı şekilde Instagram'dan, YouTube'dan takip ederseniz podcast'ı ve ulaşırsanız çok sevinirim. Kanalı takip etmeyi unutmayın, beğenip yorum yapmayı unutmayın ve sonraki bölümlerde de kimi konuk alabileceğime dair fikirleriniz varsa onları merakla bekliyorum. Çok teşekkürler, görüşmek üzere.